Kıbrıs Üçgeni akşamından herkese merhaba. Diyalog TV ekranlarında ben Deniz Mert Özdeş ve program partnerim Profesör Doktor Sayın Ata Atun'la beraber yine birlikteyiz. Yine konuşulacak çok şeyimiz var. Kıbrıs'tan Türkiye'ye, İngiltere'ye, Avustralya'ya, Kanada'ya, dünyanın pek çok noktasında bizi izleyen, bize yorumları ve sorularıyla sizleri takip ediyoruz mesajını gönderen herkese bir kez daha iyi akşamlar efendim. Değerli hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Bu hafta gerçekten gene dolu. Gene böyle dolu dolu bir hafta. Bunların hepsini kısa kısa değinelim, kısa kısa geçelim. Bence bu haftanın Kıbrıs'a göre en büyük olayı halkımızın tabiriyle Sayın Asil Nadir'in, benim tabirimle de Asil Ağabey'in Kıbrıs'a gelişi. Benim evet. Tamamla. Evet. Önce kendisine hoş geldin diyorum. Gerçekten uzun meşakkatli bir 5 seneyi arkada bıraktı ve Kıbrıs'ımıza geldi. Aslında İngiliz adaletine güvendi. Fakat İngiliz adaleti tabii peşin kararlı olduğu için beklenmeyen sonuçlar verdi davada. Özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığı için İngiliz hükümeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sunduğu belgelerin tümü geçersiz oldu. Maalesef geçersiz oldu. Geçersiz olunca da savunmanın belki de %60'ı, %70'i yok olmuş oldu. Bu yüzden de haksız bir şekilde de Asil abi cezalandırılmış oldu. Hak etmediği bir şekilde de cezalandırılmış oldu. Bu yüzden ülkemize hoş geldi. Kendisinin Polipek'in başkanı iken bu ülkeye yaptığı yatırımları, bu ülkeye getirdiği refahı, bu ülkenin narenciyesine koyduğu katkıyı, paketleme fabrikalarını, limandaki ambalajlama kağıt karton fabrikasını kurmasını ve Unipak'a ait gemilerinin biri gelip biri gidip bütün narenciyenin ihraç edilmesini unutmak mümkün değil. Kurduğu oteli unutmak mümkün değil. Yaptığı yatırımları unutmak mümkün değil. Gerçekten bizim için çok büyük bir iş adamıydı. Çok büyük bir yatırımcıydı. Hoş geldi herhalde. Sıfırdan değil bıraktığı yerden başlayacak diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Bu arada belki hafta içinde izleyemeyenler, takip edemeyenler oldu diye, olabilir diye düşündük. Haberi hazırlamıştık geçtiğimiz cumartesi günü dahil. Çok güzel olur. Çok güzel bakalım olur. Asil Bey havalimanında iner inmez neler söylemiş, nasıl bir süreçle ülkeye dönmüş hep beraber izleyelim. Görelim. Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir 6 yıl aradan sonra yeniden ülkesine döndü. İngiltere'de yaklaşık 5 yıl tutuklu bulunan Nadir önceki gün Türkiye'ye iade edilmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nadir tahliye kararının ardından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Nadir'in ülkesine dönüşü artık an meselesiydi. Bu sabah saat 09.40 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli bir uçakla Ercan'a gelen Asil Nadir, saat 10.50 sıralarında ülke topraklarına ayak bastı. Ercan Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Nadir, onur mücadelesi verdiklerini söyledi. Söyleyecek çok şey var ama şu anda hiçbir şey söylememde de yarar var. Yalnız ülkenin onur mücadelesinde, ülke olma mücadelesinde zannedersem çok güzel katkılarınız olacak. Birbirinizi çok sevin, sıkı durun. Her şey çok iyi olacak. Çok özledim hepinizi. Nadir ilk olarak ailesiyle görüşmek istediğini belirtti. Gidip güzel bir ailemi bir göreyim. Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da Nadir'i havalimanında karşıladıktan sonra aracına kadar eşlik etti. Çok sağ olun. Havalimanından ayrılır ayrılmaz Nadir'in ilk durağı annesinin kabri oldu. Geçtiğimiz yıl annesi Safiye Nadir'i kaybeden Asil Nadir, İngiltere'de tutuklu bulunduğu için cenazeye katılamamıştı. Annesinin kabri başına giden Nadir, dua okuyarak çiçek bıraktı. Adını temize çıkarmak için 26 Ağustos 2010 tarihinde Londra'ya dönüş yapan Asil Nadir, 22 Ağustos 2012'de Londra Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nadir daha sonra cezasının geri kalan bölümünü Türkiye'de geçirmesi için İngiliz makamlarına başvurmuştu. Kıbrıs Türkleri adına, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir gelişme. Tabii ki programda da yer vermek istiyoruz. Şu çok soruluyor değerli hocam. Güneyde de Asil Nadir ile ilgili Diyalog TV'nin yapmış olduğu paylaşımları ve haberleri okuyanlardan da geri dönüşler aldık. Bunlardan bir tanesi mesela eski Rum Dışişleri Bakanlarından Markulli'ydi. Kendisini bir kaçakçı olarak atfediyor ve Türkiye'ye ve ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iade edilmesini kabul edemez, çekemez bir yorumda bulundu. Bunun gibi pek çok Rum'dan da eleştiri geldi. Şimdi şunu sormak gerekir. Asil Nadir neden İngiltere'ye gitmeyi, tutuklanacağını en azından tahmin ya da böyle bir risk varken neden kabul etmiş olabilir? Bu çok soruluyor, sorgulanıyor. Nasıl yorumlamak, nasıl okumak gerekir? Hemen anlatayım konuyu. Yalnız önce Markulli'den başladınız. Aslında Markulli çok dikkate alınması gereken bir kişi değil. Bunu bilmekte fayda var. Niçin böyle konuşuyorum? Babası çünkü ünlü bir doktordur. Markulli'nin aynı zamanda EOKA'nın Limassol başkanıdır. Ve Markulli çocukluğundan beri babasının yanında Türk düşmanlığıyla büyümüş bir kadın. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait kamu görevlilerinin elini sıkmayan bir kadındır. Bu konuda çok titiz davranan, 18 Kasım 1983 yılında, yani 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildikten 3 gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yemeden içmeden toplanıp Kıbrıs KKTC ile ilgili aldığı kararın yazarıdır. Çünkü o dönemde Dışişleri, Rum Dışişleri Bakanlığı kendisini New York'a BM'ye atamıştır. İkinci görev yeri olarak atamıştır ve şans eseri olarak o da orada bulunmaktaydı görevli olarak ve bu 540 numaralı, 540 sayılı 18 Kasım 540 sayılı Güvenlik Konseyi kararının metnini yazan kadındır. KKTC tanınmayacak. Hiçbir ülke kendisiyle ilişki kurmayacak. KKTC'ye izolasyonlar uygulanacak, KKTC'nin varlığı asla kabul edilmeyecek şeklinde başlayan ve bu şekilde devam eden Güvenlik Konseyi kararının yazarı. Bunu yazdı, İngilizlere verdi. İngilizler Ruslarla görüşüp mutabakata vardıktan sonra bunu 2 dakikada da oyladılar ve kabul ettiler. Ama aradan geçti bir 10 yıl, İsrail Lübnan'a girdi, Lübnan'ın kuzeyine girdi. Lübnan'ın kuzeyinde açıkça katliam yaptı. Ama Güvenlik Konseyi toplanamadı. Toplanamadı bir türlü. İsrail'e dur bakalım sen ne yapıyorsun bile diyemedi. Katliam devam etti. 3 ay sonra toplanmayı başardı ve İsrail'i kınamayan yüz yuvarlak bir karar çıkarttılar. İşte taraf tutma da buna deniyor sayın seyirciler. Bu yüzden Markulli'nin söylediği sözlerin benim için hiçbir geçerliliği yok. Babasının yanında Türk düşmanlığıyla, içinde Türklere karşı kinle büyümüş olan bir kadın. Ne isterse söylesin, hepsi kendine ait bunların. Zaten Dışişleri Bakanı iken de bunu gördük. Şimdi müzakerelerde Mülkiyet Komisyonu'nda, bu yüzden Mülkiyet Komisyonu'nda da bir adım ileri gitmek mümkün olmuyor. Neden Markulli'nin yüzünden? Neden Markulli aslında satır arasına sıkıştırdım? Çünkü Markulli biliyorsunuz dünyayı sarsan Panama skandalına adı karışan ve da Panama belgelerinde adı geçen isimlerden biri. Hal böyle olunca dünyanın en büyük yolsuzluk skandallarına da adı geçen, Kıbrıs ayağında adı geçen birinin kalkıp Sayın Asil Nadir için bu gibi atıflarda bulunması, bu gibi ifadelerde bulunmasına dikkat çekmeye çalışmıştım. Şimdi gelelim Asil Nadir meselesine. Evet, Asil Nadir neden İngiltere'ye gitti? Şimdi Asil Bey'in elinde, şöyle söyleyeyim, Asil Bey ile benim tanışıklığım 1955'li yıllara geri gider. Hatta 54'lü yıllara geri gider. O vakit rahmetli İrfan Nadir Bey Mausa'da son derece zeki, son derece girişken bir insandır. Mausa'da özellikle ilk pastaneyi açan, Mausa Lefkoşa arasında otobüs koyan, otobüs çalıştıran, o dönemde bu fikirleri üretip devreye sokan bir iş adamı. Babası İrfan Nadir Bey. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Ve Asil abi de onun yanında babasına yardımcı olmak için uğraşır. İşte o dönemde küçük çapta bir de
perakende dükkanları vardır. Onlara malların gelmesi, malların takviye edilmesi gerekmektedir. Ve Asil abi de arabasına biner gider o malları alır getirirdi. Bir gün bana dedi ki gel yanıma otur. Yani kaç yaşında olabilirim? 6 veya 7 yaşında olabilirim. Gel dedi benim yanıma otur. Ön koltukta dedi senden gidelim. Gidelim Asil abi dedim. Gideceğiz dedi bana bak sana bir ricam var dedi. Sana bir şartım var dedi. Şapkayı geçirdi kafasına. Çünkü ehliyeti yok yaşı küçük. Dedi ki polis durdurursa sen bana baba de dedi. Söylerim tamamdır. Ama derim karşılığında dondurma isterim. Tamam dedi bana dondurmanı da vereceğiz. Ve bu şekilde sabahları öğleye doğru giderdik de o eşyaları her neyse aldıkları dükkanda satılanları koyar. Kafasında fötür şapkayla oturur arabayı kullanır. Ben de yanında şansa bakın hiç polis durup sormadı bize kim olduğunu ama ben dondurmalarımı aldım gene de Asil abiden. Güzel yani, bir anekdot. Bu yüzden evet çok güzel bir hatıra. Şimdi Asil abinin Londra'ya gitmesinin nedeni elinde bir kere suçlu değil. Yani herhangi bir şekilde iddia edilen bu suçları gerçekleştirmiş, yapmış biri değil. Kesinlikle değil ve elindeki belgeler kendisini aklayacak olan %100 doğru belgeler. O belgelerle avukatı da onları gördü. Avukatı inceledi, gittiler işte İngiltere'deki diğer avukatlarla görüşüp 3 aşağı 5 yukarı konunun deraatle biteceğine karar verdiler. Fakat ona güvenerek gitti Asil Bey. Ben temizim. Zaten baktığınız vakit yani kendisini suçladıkları rakamdan daha çok yardımları var Asil Bey'in. Yani yaptığı spastik çocuklara mesela yaptığı yardımlar, Margaret Thatcher'in partisine yaptığı yardımlar veya şeyleri, vakıfları, vakıflara yaptığı bağışlar aldığını iddia ettiği paralardan çok çok fazla. Yani o niyette, o düşüncede onu yapacak olan biri zaten değildi. Kendi şirketini dolandırmakla aslında, daha doğrusu kendi şirketinden para kaçırmakla yargılandı. Yargılandı ama yaptığı bağışlar o suçlandığı miktardan çok daha fazla. Yani böyle bir niyette olan biri niye bağış yapsın ki? Rum lobisi etkili olabilir mi? Ya da İngiltere'nin daha doğrusu çünkü Asil Nadir güçlü bir isimdi. Sadece Kıbrıs'tan bahsetmiyoruz. Türkiye'den de bahsetmiyoruz. İngiltere'de dünya çapında etkili sayılı iş adamlarından biri. Bir tanesiydi. Bu tabii ki Kıbrıs Türk'ü adına da önemli bir dayanak noktası gibi görülebilir. Güçlü bir isim. Şimdi güçlü burada, isimlerin burada olması. Sorun şuydu. Burada İngiltere'de Mert Rum lobisi devreye girmiş olabilir mi bu noktada? Kesinlikle. Rum ve Yunan lobisi kesinlikle devredeydi. Çünkü Asil Nadir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kişi başına gelirini yukarı fırlatmaya başladı. Yani Rum tarafıyla o zamanlar Rum tarafının en doruk noktada olduğu dönemlerdi. Çünkü dışarıdan oluk oluk kara para geliyordu. Oligarkların cenneti. Rumlar da onları aklayıp havadan para kazanıyorlardı. Müthiş bir refah vardı Rum tarafında. Ve çalışılmadan bu para kazanılıyordu. Üretilmeden, çalışılmadan kanunsuz bir işlem yapılarak para kazanılıyordu. Ama Türk tarafında KKTC'de Asil Bey'in yaptığı yatırımlar artık meyvesini vermeye başlamış. Gelirler artmaya başlamış, refahlar yükselmeye başlamış. Maaşlar bayağı yükselmeye yüz tutmuştu ve artık hem Avrupa'nın hem Avrupa Birliği'nin hem de Rumların endişesi adanın kesin kes ikiye bölüneceği, Türklerin Rumlara muhtaç olmayacağı, kendi başlarına ayakta duracakları ve müzakerelerinde çıkmaza gireceği, adanın kuzeyin kaybedileceği endişesi vardı. Evet. Ve bu yüzden de düğmeye bastılar. Hep birlikte bir tezgah kurarak düğmeye bastılar. Burada Asil Bey'in, Asil abinin yanılgısı, bana göre yanılgısı, avukatlarının yanılgısı, mahkeme reisinin, Old Bailey'deki mahkeme reisinin olaya yaklaşımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen belgeleri yok sayması elindeki kozların tümünü zayıflatmış oldu. Bu nedenle mahkumiyet kararı aldı. Yoksa orada mahkeme reisi tamam bu tanınmamış bir devlettir ama varlığı olan, adada yasal statüsü bulunan, devlet işleyişine sahip, demokratik bir devlet olan KKTC'nin belgelerini biz tanıyalım deseydi bu sonuçlar olmayacaktı. Yani özet olarak söylüyorum. Peki şimdi hepsini. Şu da var. Böylesine güçlü bir insanın kendi ülkesinde Türkiye'de sayılan, sevilen bir iş adamının başarılı olduğu kanıksanmayacak, dünyada da çok sevilen bir ismin
en azından bir riski bile olsa, yani evet belki avukatları bir yol haritası ortaya koydu ve büyük bir ihtimalle tahliye edilmesi, daha doğrusu İngiltere'de suçlu bulunmaması ile ilgili bir durum söz konusu olabilirdi. Peki neden Asil Nadir böyle bir riski aldı? Bu da sorulan konulardan bir tanesi. Neden riski almış olabilir? Şimdi riski almasının nedeni, bu tamamen benim yorumum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kıbrıs Adası'nın, Kıbrıs boyutları, Kıbrıs Adası'nın iş boyutlarının kendisine dar geldiğini, dünya çapında bir insan olduğu için, dünya çapında iş yapmaya artık o formata girmiş biri, yani dünyanın büyüklüğünü gören, dünya pazarlığının büyüklüğünü gören, dünyada iş yapan şirketlerin CEO'larını, CEO'larını tanıyan, bunlarla iş yapabilmeyi hayal eden, hala daha kontakları devam eden bir kişi ve Kıbrıs dışına çıkıp, artık KKDŞ dışına çıkıp gene global düzeyde iş yapabilmek için bu riski aldığını düşünüyorum. Nitekim artık her şey bitti geldi. Zaten havaalanında söylediği sözlerden de anlıyoruz ki kafasında birçok tilkiler dolaşıyor açıkçası halk tabiriyle. Kafasında birçok projeler var, birçok yatırımlar var. Bunları bekleyin zaten görelim dedi ve bunları bir bir ben devreye koyacağını, bundan sonra özgürce seyahat edeceğini, Ercan'dan uçağa bindiği vakit New York'ta da inebileceğini, Tokyo'da da inebileceğini, ne bileyim Kuala Lumpur'da da inebileceğini artık biliyoruz. Rahatça, kısıtlama İsteseydi olmadan seyahat edecek. İsteseydi yine de böyle bir riski almaya da bilirdi. Demek ki burada bir kendisinin de ifade etmiş olduğu gibi bir onur mücadelesi de vardı belki de. Büyük bir onur mücadelesi. Zaten ilk başta söylediğim oydu. Kendisine ciddi dolandırıcılık ajansının, İngilizceden tercüme ederek söylüyorum, ciddi dolandırıcılık ajansının yaptığı bütün suçlamalar aslında hepsi hem devre dışı kalmıştı, hem çağ dışı kalmıştı, hem ellerinde yeterli belgeleri yoktu. Asil Bey bunlara güvenerek gitti. Evet. Yani yapılan araştırmalarda ciddi dolandırıcılık ajansının yaptığı suçlamaların hiçbirinin sağlam bir zemini yoktu. Gerçekten de yoktu. Aklanacağına %100 inanarak gitti. Bana göre orada hakimin taraflı davranarak oyununa geldiğini düşünüyorum. Ciddi ciddi. Çünkü yakından takip etmeye çalıştım olayları da. Evet. Ama günün sonunda geç de olsa, 5 yıllık bir gecikmeyle de olsa Nadir yeniden aramızda. Bundan sonra onu da Kıbrıs Türk'ünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yine güzel işlere imza atacağını tahmin edebiliyoruz. Hiç şüphem yok. Peki, hiç şüphem yok. Müthiş yatırımlar yapacak. Bunu göreceğiz yani belli bir tabii hazırlık dönemi, altyapı döneminden sonra. Evet. Gene sanayimizin, ekonomimizin hareketleneceğini, yatırımların başlayacağını, Narenciye'nin satış yolları bulacağını, narenciyecilerin yüzünün güleceğini ben ciddi düşünüyorum. Belki başka sürprizler de gündeme versin. Gelebilir inşallah. Muhakkak gelecek. Peki, hocam devam edelim. Süre kısıtlı, konular çok olunca. Geçtiğimiz hafta liderler görüşmesi, bu ayın son liderler görüşmesiydi. Burada belki müzakere masasında bir ilerleme sağlanamadı ama vatandaşlık konusuyla ilgili biliyorsunuz ki yine ülkemiz kaynaklı bazı aslında yapay bir gündem yaratılmaya çalışılmıştı. Geçtiğimiz hafta bunu enine boyuna tartıştık. Önce bir 35 bin, sonra bir 25 bin rakamları havada uçuşuldu. Vatandaşlık tehlikesi manşetleri yazıldı, köşe yazıları yazıldı, haberleri yapıldı. Sonra bu haberler, Türk menşeli haberler, Rum tarafında siyasiler tarafından dolandırılıp müzakere masasına yansıtılmaya çalışıldı ve meyvesini de verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu konuyla ilgili bir taahhüt verdi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu masadaki müadili Rum lider Nikos Anastasiadis söyledi. Şimdi isterseniz bu açıklamalara bir gidelim. Geçtiğimiz pazartesi günü liderler görüşmesi sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı vatandaşlıkla ilgili neler söyledi bir hatırlayalım. Ardından da yorumlayalım birlikte. Çok iyi olur. Gayet güzel olur. Liderler görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmeyi değerlendirdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmelerde de ilk 4 başlıktaki vardığımız mutabakatları veyahut da yakınlaşmaları tam bir mutabakat haline dönüştürebilir miyiz? Bunun çalışmalarını yürüttük. O anlamda verimli geçtiğini söyleyebileceğim yararlı bir görüş alışverişi oldu.
Rum basınında mutabakatlardan geri çekilme iddialarına yanıt veren Akıncı şöyle konuştu. Türk tarafı olarak bizim daha önceki bazı mutabakatlardan geri çekildiğimiz şeklinde yorumlar yapıldı. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz bugüne kadarki ortaya koyduğumuz görüş ve düşünceleri savunmaya devam ediyoruz. Hedefimiz bizim ileriye gitmek ve çözüme ulaşmaktır. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz pozisyonlardan geriye gitmemiz söz konusu değil. Bu tamamen yanlış bir bilgiye dayalı bir yorum oldu. Cumhurbaşkanı Akıncı 25 bin kişinin vatandaş yapılacağı şeklindeki iddialara da değindi. Biz müzakere sürecini olumsuz etkileyecek her türlü davranıştan uzak durmaktayız. Bizim durduğumuz gibi Güney'in de durmasını elbette arzu etmekteyiz. Vatandaşlıklar konusuyla ilgili ben birkaç ay önce yine bir soruya muhatap olmuştum. Orada da hatırlarsınız söylediğim bir şey var. Biz devletimizin ilgili makamlarının ki İçişleri Bakanlığı'dır bu. Bize vermiş olduğu vatandaşlarımızı kapsayan veriler üzerinden hareket ederek bir çalışma yürüttük. Ve bu çalışmayı da devam ettirmekteyiz. Şu anda bizim gündemimizde işte 25 bin kişiyi yeni vatandaş yapalım şeklinde bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey bizim gündemimizde yoktur. Ve müzakereleri herhangi bir şekilde berhava edecek yaklaşımların olması da söz konusu değildir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşacağımı da öngörmemekteyim. Akıncı, vatandaşlık iddialarının müzakere gündemine yansımadığını da belirtti. Bundan dolayı bir tartışma yaşamadık. Böyle bir tartışmanın bugün gündemimizde yeri olmadı zaten. Görüşme sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de açıklama yaptı. Rum lider, yaratıcı bir görüşme oldu dedi. Rum Radyosu'nun haberine göre Anastasiadis, Akıncı ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi, görüşlerin, soruların ve olumlu önerilerin takas edildiği yaratıcı bir görüşme şeklinde nitelendirdi. Anastasiadis, görüş ayrılıklarının olduğunu ancak bu yıl içerisinde çözüme ulaşılabilmesi için uzlaşılar sağlanması amacıyla çaba sarf edildiğini belirtti. Yeni uzlaşıların sağlanamadığını, ancak görüş ayrılıkları arasındaki mesafenin azaldığını ve daha fazla anlayışın mevcut olduğunu ifade eden Anastasiadis, görüşmede Avrupa Birliği ve ekonomik konularının ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine ise bu konularda büyük görüş ayrılıklarının bulunmadığı yanıtını verdi. Evet değerli hocam, Türk tarafında pişti, Güney'de harmanlandı. Döndü dolaştı konu müzakere masasından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalara, Cumhurbaşkanı'nın ağzından açıklamalara dönüştü. Böyle bir herhalde planlanmış bir oyun vardı. Ancak bu oyun bir şekilde müzakerelerde verilen bir söz haline geldi. Önce 4-1 oranı, ardından da yeni vatandaşlık noktasında bir taahhüt. Nasıl okumak gerekiyor bunlar? Bunu çok ciddi okumak lazım Mert Bey. Çünkü KKTC'de 13'e yakın gazete yayın yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi kasıtlı olarak bir sayı, bir rakam vererek şu kadar bin kişi vatandaş olacak şeklinde bir provokasyon girişimi yaptı. Arkasından da Rum bunu çok rahat bir şekilde de kullandı. Daha onların aklında böyle bir şey yokken bunu onların aklına biz sokmuş olduk. Tabii verilen rakam geçen hafta da söylediğimiz gibi hayali bir rakamdı. Ama Sayın Akıncı'nın burada o tuzağa düşmesini ben kabul edemiyorum. Deneyimli bir siyasetçidir. 76-75 yılında BD reisi seçildikten sonra o günlerden bu yana kadar gelen bir siyasetçidir. Yani yaklaşık 40 yılın belli bir aradaki 40 yılın belli bir kısmını siyasetle geçiren, işte TKP'nin başkanı olan, TDP'nin başkanlığını yapmış, siyasette iyi yüksek mevkilere gelmiş bir kişi bana göre burada stratejik bir hata yaptı. Kendi elinde olmayan bir olayın taahhüdünü vermesi çok yanlıştır Sayın Akıncı'nın. Burada tabii
sözlerini çok dikkatle dinledim. Birkaç kere zaten okumuştum sözlerini. Şimdi orada 25 bin kişilik bir vatandaş yapılmayacağından taahhüt ediyor. Ama sonra sıra bekleyen 5 yıldan fazla ard arda mühürü olup 5 yıldan çok mühürü olup vatandaş olmayı bekleyen binlerce insanımız var. Bunların söylenen rakamları 8627 civarında olduğudur. Bunların helal hakkıdır. Bunların hepsinin vatandaş olması gerekmektedir. Sayın Akıncı'nın da bunların vatandaş olmasına mani olabilecek herhangi bir yetkisi de yoktur. Cumhurbaşkanlığının bu konuda söz hakkı da yoktur. Mani olmak hakkı da yoktur. Yasa değişmeyeceği için yasayı reddetmek hakkı da yoktur. Mevcut olan yasaya göre bütün mühürleri tamam olan kişi, yasamız der ki 5 yılı dolduran herkes vatandaş olmak için başvurabilir. Yasamız hala geçerlidir. Bunu CTP hükümetinin dondurdum ben yeni bir yasa hazırlıyorum demesi bile suçtu zaten. Ama savcılığımız kılını kıpırdatmadı. Hükümete açıp demedi ki dur bakalım arkadaşım, bu yasa varken sen kim oluyorsun da bunu donduruyorsun? Kazanıldığı şartları nasıl dondurabilirsin diye sormuyor kimse. Sormuyor, hiç kimse sormuyor nedense bizde. Öyle pasif bir şeyimiz var. Devleti denetleyici bir sistemimiz var. Son derece pasif. Ben aman dokunmayayım da sokmasın beni yılan mantığında. Halbuki bu insanların hepsinin vatandaş olması gerekmektedir. Hayatlarını buraya bağlamıştır. Burada doğum, çocukları burada doğmuştur. Kendi eşleri buradadır. İş yerleri buradadır. Gelecekleri buradadır. Bütün komşuluk ilişkileri, sosyal hayatları buradadır. Ve benim bir tek anlamadığım bir şey var. Biz Anastasiadis'e bu yetkileri niye veriyoruz? Anastasiadis kimdir ki KKTC'nin egemen topraklarında olan geçen olaylara karşı müdahale hakkını elinde tutmaktadır? Aslında Akıncı'nın daha geçen gün Maronit köyünde yerel seçimlerde evet, seçilmiş olan Maronitlerin, burada yaşayan insanların seçtikleri Andoni Skoulos var. Buradaki Maronitlerin muhtarı. Dönüyor Anastasiadis, Rum tarafında yaşayan Maronitlerden bir muhtar seçtiriyor. Bakın Koruçam'da yaşayanlar değil, güneyde evet, yaşayan Rumlar, İlyadis'i, Katsulidis. Çünkü buradaki İlyas, iradeyi tanımak istemiyor. Evet, İlyas Katsulidis'i seçiyorlar ve dünkü RİK'te, yani radyo yayın, Rum Radyo Yayın Korporasyonu veya Kıbrıs, tam tercümesi Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu'dur. Orada haberler okunurken şeyde Andoni Skoulos'tan bahsedilmesi müthiş bir olay yaratıyor Rum tarafında ve Anastasiadis bu işe müdahale etmek zorunda kalıyor. Bir de RİK'in başkanı, yönetim kurulu başkanı Çokos bu konuda da bir soruşturma açıyor. Şimdi buna bakarsanız kimdir ya Anastasiadis? Rumların cumhurbaşkanı. Bana ne ya Rumların cumhurbaşkanıysa? Ben KKTC'de egemen bir devletim. Benim devletimin görüşleri, istekleri, yasaları, her şeyi geçerlidir burada. Rum'un ne münasebette bizi idare edecek haddi mi var? Anastasiadis bizden izin aldıktan sonra ancak geçebilir kuzeye. İzin vermediğimiz müddetçe adımını bile atamaz. Ve buna rağmen egemenlik taslamaya çalışıyor. Kuzeyde Avrupa Birliği'nin arkasında hissederek. Yani burada müzakerelerin akışını berhava edecek her şeyden kaçınacağız diyor Akıncı. Ama Anastasiadis kaçınmıyor. Hiçbir konuda. Anastasiadis kaçınmıyor. Hidrokarbon konusunda masadan kalkan Anastasiadis yeni ruhsatlandırmalara, tek taraflı faaliyetlere devam ederken bu berhava etmiyor masayı. Ancak iç hukuktan dolayı yasaların vermiş olduğu haklarla vatandaşlık hakkı meselesinde doğal sürecin işlemesi dondurulurken, bu sürecin dolaptan çıkartılıp tekrar devam etmesine yönelik de bir ambargo konulmaya çalışılıyor ve basının alet olmuş olduğu belki de bir bizim provokasyon. Bizim yerel basınımız. Evet, Kıbrıs Türk tarafından hazırlanmış bir durum. Şimdi bakıyorsunuz hocam, tersten okunduğunda sanki çok da bilinçli, bilinçsiz, tesadüfi gibi de gelmiyor. Çünkü tesadüfi Rum değil, her kesinlikle bizim değil, yazdığımız her şeye yanıt gelmiyor Rum tarafından. Yani burada söylenenlerin resmi açıklamaların dışında bir gazete manşetinden ortaya çıkan, haberinden ortaya çıkan konular üzerine Rumlar öyle çatır çatır arka arkaya yorum yapmıyor. Bunlar insanın aklına başka şeyleri getiriyor. Beyaz kimlikle de keza aynı şeyler oldu. Beyaz kimlik sanki Rum lider Anastasiadis'in kendi yazıp Türk tarafına göndererek kabul ettirmek istediği bir uygulama olsa
anca ve anca bu kadar herhalde olurdu Beyaz diye. Beyaz kimlik tam bir yüz karası. Yani insan aklına bunlar tam gelir. Tam bir yüz karası, tam bir rezalet. Umarım ben buradan zaten Ulusal Birlik Partisi görmedim. Demokrat Parti koalisyonuna çağrı yapıyorum. Yarın ilk işiniz vatandaşlıkları başlatmak olsun. 5 mühürü tamamlamış herkesi vatandaşlık yapmanızı talep ediyorum. Ben bir vatandaş olarak. Anastasiadis ne isterse düşünsün. Markulli de ne isterse söylesin. Bizi hiç ilgilendirmez. Ama hocam, burası egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Buna kararı verecek olan bakanlar kuruludur. Bunu uygulayacak olan da benim İçişleri Bakanımdır. Derhal uygulamalarını talep ediyorum. Vatandaşlık kimin hakkıysa onun vatandaş olması gerekmektedir. Boş verin siz Anastasiadis'i. Ne hali varsa görsün. 1950'li yıllardan beri adadan Kıbrıs'ı Türkleri yok etmek, silmek için elden geleni yapan bir millet bu Rumlar. Ne çabuk unuttuk biz bunları. Ne çabuk biz bu katliamları 63-74 arasında uğradığımız soykırımı yollardan, topraklardan, tarlalardan, iş yerlerinden alınıp kör kuyulara atılıp üstüne alçı yanıp yanık alçı dökülen insanlarımızı ne çabuk unuttuk biz. Bağıra bağıra Paralimni'deki kuyularda insanlarımız öldü, öldürüldü, şehit edildi. Hemen biz bunları unuttuk. Şimdi Rum tarafıyla sarmaş dolaş yaşamayı hayal ediyoruz. Kim demiş bunu? Nasıl hocam, olabilir böyle bir şey? Anastasiadis'i anlıyoruz da hani şu 4'e 1 meselesinde, 800 bine 220 bin meselesinde tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'ydı ki kimsenin yatak odasına bekçi dikecek halimiz yoktu diyen. Ama bakıyoruz ki Rum tarafı masaya bile getirmeye tenezzül etmediği ve garanti gördüğü konuda 25 bin kişiye vatandaşlık verilmesi söz konusu değildir noktasında taahhüt veren noktada Sayın Cumhurbaşkanı. Anastasiadis'i anlıyoruz da Sayın Cumhurbaşkanımız ne demek istiyor? Yani kazanılmış haklar üzerinden verilecek olan vatandaşlıklar iç hukuk gereği verilen vatandaşlıklardır ve buna hiçbir ülkenin karışma hakkı yoktur ve bunlar dondurulamaz ise Sayın Cumhurbaşkanı da bunları söylüyorsa zaten önemli olan peki şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı? Şimdi burada önemli olan şudur Mert Bey. Eğer Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti koalisyonu vatandaşlıkları başlatıp vatandaşlıkları yapmaya devam edilirse, bu vatandaşlıklar yapılırsa ben merak ediyorum Akıncı nasıl bir manevra yapacak? Kendi erkinde olmayan, kendi gücünde olmayan bir konuda taahhüt verirken iyi, bu taahhüt yapılırken, bu eylem yapılırken bunun açıklamasını nasıl yapacağını çok merak ediyorum. Aslında yapacağı bir tek açıklama var. Evet, bu hükümet 10 bin kişiyi vatandaş yaptı ama ben zaten 25 bin kişi demiştim. Ben doğru söyledim. Onlar 10 bin yaptılar. Ben dememiştim hiç yapmayacaklar deyip sıyrılmaya çalışacak. Aslında bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı böyle hayali taahhütlerde, kendi erkinde olmayan taahhütlerde hiç bulunmadı. Ben Sayın Akıncı'nın son derece deneyimli bir politikacı olduğunu düşünüyordum. Vatandaşlıklar konusunda bence kendisini köşeye sıkıştırdı ve bugünden itibaren bu köşeye sıkışmadan nasıl kurtulacağını bence düşünmesi şu lazım. Şu mu olacak? Ciddi, şimdi ciddi. Yarın vatandaşlık için müracaat eden, hak etmiş durumda, mevcut yasaya göre hak etmiş durumda olan bir vatandaş, sayıları kaç olursa olsun, bunlar vatandaşlık başvuruları yaptığında usule, yasaya uygun bir şekilde değerlendirilip hak kazanan insanlara kimlikleri verildiğinde ortaya çıkan rakam 5 bin, 1000, 10 bin, 20 bin hiç fark etmez. İsterse 50 bin olsun. İsterse 50 bin olsun. Böyle bir rakam ortaya çıktığında şimdi Anastasiadis bunu artık daha rahat bir şekilde bu oyunun ardından, provokasyonun ardından bulmuş olduğu zeminle beraber daha rahat masaya getirebilir mi? Masaya getirirse Cumhurbaşkanı vermiş olduğu asılsızdır sözüyle de zor durumda kalır mı? Bunu merak ediyorum. Zor durumda tabii ki kalacak. Anastasiadis tabii ki masaya getirecek. Zaten bunun altyapısını bir evvelki hükümetten yaptılar. Burada Anastasiadis ne diyordu? Ben bütün bu vatandaşlık konusunu Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin başkanına şikayet edeceğim. BM'ye şikayet edeceğim. Katsulidis oturduğu yerden hava kesiyordu zaten kendisi. Yalnız burada Anastasiadis'i de çok iyi tanımak lazım. Anastasiadis bildiğiniz bir ayyaş. Sabahleyin çay içeceğine konyaktan başlar hayatına ve gününe ve her saat başı bol miktarda içkisini içerek çalışmalarına devam eder. Daha evvel bunu yazdığımız vakit Rum basını yüklenmişti bize. Sen özel hayatını nasıl dile getirirsin diye. Özel hayatını dile getiriyorum çünkü müzakere ettiğimiz kişinin kim olduğunu çok iyi tanımamız gerekir.
hem EOKA'cı, hem EOKA'nın içinde yetişmiş biri, hem de bildiğiniz bir Ayyaş. Hocam bir soru var. Başkanı. Bir soru kusura var. İstanbul'dan bakmasın. Bir izleyicimiz. Konuyla alakalı olduğu için doğrudan paylaşıyorum. Bu arada hatırlatalım. Bizlere her türlü soru, görüş ve yorumlarınızı olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Eğer aktarırsanız biz de buradan paylaşırız. Mehmet Güneş İstanbul'dan bizi izleyen bir izleyicimiz şöyle bir soruda bulunuyor. 35 bin kişi Kıbrıs'ta cezaya düşmüş durumda. Bir de yurt dışında bulunan ve Kıbrıs'a gelemeyenler var. Atabey bu konuyu da değerlendirebilir mi diye bir yorumu var. Aynı zamanda vatandaşlık konusuna değindiğimiz için de bizlere teşekkür ediyor. Mehmet Güneş Bey'e teşekkür ediyorum. Ceza konusu bir başka yüz karasıdır. Gerçekten hükümetlerin yüz karasıdır ve bunu cezayı hem insanları cezalandırmak istiyorlar hem de bu işten para kazanmayı düşünüyorlar. Bu son derece yanlış, insan haklarına uymayan bir şeydir. Aslında bu hükümetin yapacağı ikinci eylemden bir tanesi de, alacağı ikinci karardan bir tanesi de bütün bu cezaları affa sokmaktır. Hepsini silmektir. Bu insanların birçoğu Girne'de çalışan, taksicilik yapan, taksi durağı kurmuş olan bir kişi muhasebecisinin hatasından dolayı göz göre göre sınır dışı edildi. Şu anda Adana'da yaşıyor. Ayda bir kere beni arıyor. Bir ümit olarak beni arıyor. Atabey diyor ben işimi oraya koydum. Bütün varlığımı yatırdım. Benim taksi şirketim var. Taksilerim çalışıyor. Ama ben adaya giremiyorum. Karım çoluk çocuğum da adada. Siz yapılan yanlışlığa bakın. Yapılan hataya bakın. Kinle, nefretle bir yasa hazırlanmış. Ve bu hazırlanan yasada uygulamaya konmuş. Sadece insanları cezalandırmaya yönelik. Biz bunu hak etmiyoruz. Evet. Onun hocam, için bu cezanın kaldırılması gerekiyor. Bir yorum daha var. Bizim en çok izleyen izleyicilerimizden çok değerli Mustafa Mutlu İbli Bey var. Şöyle diyor. Seçimle iş başına ünlü yazarımız, gelmiş. Ünlü yazarımız. Kitaplarında bir sonraki programda inşallah bana ulaştığı takdirde paylaşacağız. Üzerine belki değinebiliriz. Seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı neden böyle pasif davranıyor? Danışmanları mı bilgisiz yoksa yanlı bir bilgi mi veriliyor? Sesini hiç çıkarmayan ilk Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'dır. Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis ne derse neredeyse evet diyecek halde. Sanki ondan bir endişesi mi var Sayın Akıncı'nın? Neden Cumhurbaşkanımız böyle davranıyor, üzülüyoruz diye bir yorum var Mustafa Bey'in. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir yanıtınız var mı yoksa geçelim. Şimdi önce Mustafa Mutlu İbili Bey'i, soyadı İbili, evet, tanıyalım. Evet. Kıbrıs aşığı, KKTC aşığı bir Türkiye'li bir kardeşimiz. Kendisi çok güzel roman yazıyor. Romanları aslında birinci romanında çok ses çıkmadı ama evet, ikinci romanı satış listelerinde bayağı yükseldi. Ben kutluyorum kendisini. Gerçekten son derece yetenekli, Türkçesi gayet güzel, hayal gücü çok iyi çalışıyor. Ve işin güzel tarafı, her iki romanı da 1963-74 arasında yaşadığımız soykırımı işleyen, gözler önüne seren, çok böyle güzel yumuşak cümlelerle, renkli tanımlamalarla romanında yer verdiği bir kişi. Ben kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bizim tarihimizi işlediği için. Evet, ben hatta sağ olsun kitaplarını da yolladı ama henüz kargodan alamadık. Alır almaz da programda da ben okudum, bir cümle, ikisini de bir cümle de paylaşmak güzel isterim. Bir başka izleyicimiz Güzel Yurt'tan. 20 yıldır buradayım diyor. 10 yaşında, 5 yaşında iki çocuğum var. Evde aldım ama hala diyor burada bir vatandaşlığım yok Güzel Yurt'tan. Yunus Ağdal yazmış. Çok sayıda yorum geliyor. Sadece benzer konularla ilgili paylaşabiliyorum hocam. Buyurun. Burada Yunus Bey'in konusu benim her zaman anlatmak istediğim bir konudur. Gerçekten son derece tipik. Teşekkür ederim Yunus Bey'e. Buraya gelmiş, bakın ev satın almış. İş kurmuş. Karısı yanında, çocukları burada doğmuş. Ama çocuklarının doğum kağıdının üzerinde nal gibi kırmızı bir mühür var. KKTC'de doğmuş olması vatandaş sayılmaz şeklinde, doğmasından dolayı vatandaş sayılmaz şeklinde yüz karası, insanlık dışı bir mühür. Kim bunu icat ettiyse gerçekten kınıyorum. Kendisini kınıyorum ve bakın şimdi karısı vatandaş değil, kendisi vatandaş değil, çocukları vatandaş değil ama burada yatırım yapmış. Hayatının geleceğini buraya kurmuş. Çocuklarının geleceği burada belirleniyor. Evet. Bizim okullarımızda okuyacaklar. Bizim kültürlerimizi alacaklar. Burada yaşamayı seçmiş. Buradaki durgun, güzel, yavaş ortamı benimsemiş. Yaşam ortamı olarak benimsemiş. Hı hı.
ve hayatına devam etmek istiyor. Sıkıntısı ne? Vatandaş olamamak. Hiçbir hakkı yok. Vatandaş olamadığı için hakları kısıtlanmış, hakları sınırlı. Bir de beyaz kimlik yüz karası var, rezaleti var. 6 ay iş bulamazsa kapının önünde bulacak kendisini. Atacaklar, karısı çoluk çocuğu burada o evde kalacak. Tabii öyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Kendisini de atacaklar. Artık bu insanlık dışı uygulamalardan hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın vazgeçmesi lazım. Tarih bizi lanetleyecek. Bundan 30 sene, 40 sene sonra tarihi karıştıranlar, lanet olsun bu Kıbrıslı Türklere, böyle yasalar yapmışlar, insanlık dışı diyecekler. Biz buna layık değiliz. Okuma düzeyimiz son derece yüksek, uygulamamızın da son derece insancıl olması lazım. Biz Vietnam'dan gelen, Sri Lanka'dan gelen insanları lokantalarımızda, iş yerlerimizde çalıştırıyoruz. Bakıyorum gazetelere, onlarla ilgili hiçbir şey yok. Ama Türkiye'den gelip buraya yerleşmek isteyen kardeşlerimize her gün dil uzatılıyor. Neden? Çünkü bu ülkelerden gelen zavallı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çok zor koşulları altında çalışmaya belki de alışık oldukları için ya da razı oldukları için burada emek en yüce değerdir sloganları diye atanların evet. Belki de ne yazık ki belki de bunun bu sloganın altına sığınan, tabii herkes için söylemeyelim bunu ama gördüğümüz bildiğimiz çok sayıda işverenin 20 liraya 50 liraya konteynerların içerisinde sünger yatakların içerisinde sıhhi olmayan şartlarda gerçekten çok ağır şartlarda çok cüzi miktarlarda çalıştırıldıklarını, kaçak olarak en önemlisi çalıştırıldıklarını biliyoruz. Bunlar son 2-3 yılın meyveleridir. Son 2-3 yıl içerisinde özellikle Türkiye'ye geri dönüşlerin cezalarının artışıyla beraber, Türkiye geri dönüşlerinin artışıyla beraber oluşan boşluğun bu şekilde dolduruşudur. Eğer istediğimiz buysa sanırım bunu başardık. Geriye de böyle bir manzara var. Bir takım bir grup var KKTC'nin içinde. Bir takım insanlar var. Müthiş bir Türkiye düşmanlığı, müthiş bir Türkiye'den gelen insanlara karşı düşmanlık taslıyorlar ve bunu yaymaya çalışıyorlar. Evet. Aslında bunun artık yok edilmesi, bunun kaldırılması lazım. Okullarımızda dahi bu tür düşmanlıklar var. İnanılmaz. Yani öğrencilere örnek olacak öğretmenlerimizin bazıları bu düşmanlığı bile bile de körüklüyorlar. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunlar bize yakışmayan davranışlardır. Kesinlikle yakışmayan davranışlardır. Ve artık bunun son bulması gerekmektedir. Bizim nüfusumuz ne kadar çok olursa Rum'un karşısında biz o kadar güçlü durabiliriz. Peki. Ekonomimiz o kadar iyi olabilir. Ama bunu maalesef bazı kesimler anlayamıyor. Tam tersine de kaşımaya çalışıyorlar. Azınlık yapmak için bizi Rumların içinde. Son 10 dakikamız olduğu var, için. Var Ermeni konusuna Ermeni gelelim. Ermeni konusu şöyle ki hocam Ermeni olaylarının 101. yıl dönümü. Dolayısıyla yine malum çevreler malum içimizde dışımızda ne yazık ki bu iddialara destek olanlar yine meydanları boş bularak aslında boş değil ama boş bularak çıkıp bir şeyler söylediler ama bizim de bizler gibi düşünen gerçeklikleri ifade edenler de güzel şeyler söylediler. Kıbrıs'ta yaşananlar, Kıbrıs'ta uygulanan soykırıma çok benzer bir durum ama Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi öncesinde yaşanan Ermeni olaylarında da yine haklı olan aslında soykırımı işleyenler gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun propagandası yapılıyor. Buna karşı hazırlanmış Fact Check Armenia adlı bir organizasyon var. Ermeni iddialarının nasıl asılsız olduğunu, gerçek dışı olduğunu çok güzel kısa belgeseller ve aynı zamanda videocuklarla anlatmışlar. Biz de yayınlarımızda yayınlıyorduk. İsterseniz hocam bir videoyla Ermeni gerçeğini kısaca anlatılmış bir sadece video klibi izleyelim. Ardından bunun üzerine konuşalım, Kıbrıs'a bağdaştıralım. Hemen. Çok da güzel olur. Çünkü söyleyecek çok şeyim var bu konuda. Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı yok etmek için Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediyle sonuçlandı. Özellikle Ruslardan güç alan Ermeniler, Osmanlı toprakları dışında Hınçak ve Taşnak örgütlerini kurdular. Her iki örgütün de faaliyet amacı Anadolu'da bir iç savaş çıkartarak Büyük Ermenistan Devleti'nin kurulmasının önünü açmaktı. İç savaşın yolu
isyanlar çıkarmaktan geçiyordu. İsyanlar yerel çetelerle başlayıp dev boyutlara ulaştı. İlk isyan 20 Haziran 1890'da Taşnak terör örgütü tarafından Erzurum'da çıkarıldı. Bunu 15 Temmuz 1890'da Hınçak tarafından başlatılan Kumkapı gösterisi takip etti. İlerleyen yıllarda Anadolu'nun birçok yerinde ayaklanmalar devam etti. Köylerde çatışmalar çıkaran Ermeni çeteleri yüzünden birçok masum insan yaşamını kaybetti. Hınçak ve Taşnak bir yandan da ayaklanmaların propagandalarını yaparak siyasi kriz çıkartıyordu. Taşnak ve Hınçak örgütlerinin terörü sürekli kılmalarının sebebi bu yolla kamuoyunda gündem yaratma istekleriydi. Ayaklanmaların yanı sıra önemli devlet dairelerine baskınlar düzenlediler. 21 Temmuz 1905'te daha da ileri giderek Sultan II. Abdülhamit'e suikast girişiminde bulundular. İsyanlar 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında şiddetini artırdı. Osmanlı ordusunda bulunan Osmanlı Ermenileri, savaş esnasında firar edip saf değiştirdikleri gibi Ruslara istihbarat desteği ve kılavuzluk da yaptılar. Ermeniler 1915'te Van isyanını çıkardılar. İsyan sırasında savaş içerisindeki Osmanlı ordusunun ikmal yollarını keserek askere yiyecek ve cephane taşıyan yolları ateşe verdiler. Rus birlikleri bundan faydalanarak birçok kenti işgal etti. Anadolu'da çıkan diğer Ermeni isyanlarının ardından bilanço ağırdı. 20 yıldan fazla süren isyanlarda 2 milyondan fazla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Ermeni, Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. Evet, aslında Ermenilerin soykırıma uğramış olmadıklarını, Ermenilerin bilinçli olarak birlikte huzur içerisinde yaşamış ve toplumun belki de en nezih kesiminde yer almış ve toplumda sosyal olarak güvenilir insanlar olarak değerlendirilen bir toplum iken, ne yazık ki hem dış siyasetin hem de bazı işgüzarların tesiriyle de büyük bir oyuna gelmişler ve bu oyunun içinde olduklarını da Kurtuluş Mücadelesi'nin ardından Türkiye'nin anlamış bulunmaktadırlar. Ama ortaya da böyle bir propaganda var. Ortaya çıkmış oluyor. Hocam, Kıbrıs'ta yaşananlarla Kıbrıslı Türklerin maruz olduğu soykırımın ardından sanki Türkiye'nin işgali altında gösterildiği gibi Kıbrıs'ın, Ermeniler de aynı tezgahı kullanıyorlar ve yine aynı güçler tarafından destekleniyor. Bugün Kürt sorunu, Alevi sorunu, yani bunlar olmayan sorunlar ama bu şekilde isimleşmiş sorunlar hep aynı şekilde aynı kaynaklar tarafından desteklendi. Kıbrıs'a da çok da farklı değil. Bu Ermeni olaylarını biraz konuşmak gerekir. Aslında soykırıma uğrayanlar Osmanlı toplumu gibi görünüyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi Mert Bey, Ermeni olaylarının dayandırıldığı iki tane kitap var. Biri Morgenthau'nun, bir büyük elçinin hatıraları kitabıdır. Öbürü de Blue Book dediğimiz İngilizlerdeki bir İngiliz tarihçiye parayla yazdırılan bir kitaptır Blue Book olarak. Aradan 20 yıl sonra, 20 yıl geçmiştir. Bu 20 yıl geçtikten sonra da kitabın yazarı bunu itiraf eder. Ben para aldım ve bunu saptırarak yazdım şeklinde. Şimdi Morgenthau kimdir? Bunu bilelim önce. Morgenthau, bugünün günümüzdeki Trump gibi New York'ta emlak işleriyle uğraşan zengin bir kişi. Kökeninde Yahudilik var Morgenthau'nun. Ve Wilson seçilirken, Cumhurbaşkanı Wilson'un seçimlerinde Wilson'a müthiş bir parasal katkıda bulunur. Ve Wilson'un seçilmesinde de çok büyük rol oynar. Arkasından seçimler biter. Morgenthau Wilson'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Maliye Bakanı olmayı bekler. Yaptığı yardımlardan dolayı Maliye Bakanı olmayı bekler. Fakat Yahudi kökenli olduğu için Amerikan geleneklerine göre Yahudi kökenlilerin kabinede yer alamayacağı için Morgenthau'yu ödüllendirmek için İstanbul'a gönderilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Büyükelçisidir Morgenthau. Ve gelir Morgenthau, 1915 yılında gelir. Yanlışım yoksa 33 ay kalır. Bu 33 ay içinde de Üsküdar'dan şöyle diyelim, Fenerbahçe'den öteye geçmez. Anadolu'ya hiç gitmez. Fenerbahçe'den de öteye geçmez. Fakat Amerikan elçiliğinde iki tane bunun adamı vardır. Biri Ermeni çevirmen Andoni'dir.
Ermeni çevirmen, biri de kendi sekreteri. İkisi de Ermenidir ve kendisine bütün hayali bir şekilde Ermeni olaylarını anlatırlar. Tamamen hayale dayalı anlatırlar. Morgenthau bunları not alır ve 1917'de 17'nin başında geri döndüğü vakit gider ve Amerika'da, New York'ta oturur, bunu kitaba dönüştürmeye başlar. Bir büyükelçinin hatıraları, Morgenthau. Fakat kitabı yazacak kadar yetkisi yoktur, yeteneği de yoktur ve o dönemde Pulitzer ödülü alan bir gazeteciye, ünlü bir gazeteciye kitabını yazdırır. Kitabını yazdırır, adını kendi koyar ve o gazeteciye ödediği para 1,5 milyon Türk lirasıdır bugünün parasıyla. 1,5 milyon Türk lirası öder bu kitabı yazdırmak için. Kitap tamamen Morgenthau gözleriyle görmüş gibi yazılır. Sanki şahit olmuş gibi yazılır ve ondan sonra da yayınlanır. Şimdi bütün Ermeni iddiaları bu kitabın üzerine kuruludur. Ermeni konusunda benim yaklaşık 10'a yakın makalem vardır. Uluslararası makalem vardır. Akademiya.edu'ya girerse meraklı olan izleyicilerimiz orada bulurlar. Bir tanesi 1878-1915 Anadolu'daki Ermeni nüfusu adlı makalem, sadece geçen hafta içinde 82 ve 74 toplam 156 kişi tarafından okunup ziyaret edilmiştir. Bu kadar önemli bir makaleydi. Evet. Çünkü demin bu sizin gösterdiğinizde 1922'deki Taşnak Partisi'nin başkanı Kazac Nuni'nin raporu vardı. Onun Türkçesi var bende. Türkçesi de orada hakikaten katliamları kendilerinin yaptığını, 200 bin Ermeninin açlıktan Ermenistan'da öldüğünü, bu rakamların doğru olmadığını resmen açıklayan bir şeyi var. Bir manifestosu var Kazac Nuni'nin, doğrudan genel kurulda. Başbakandır Kazac Nuni, Ermenistan'ın ilk başbakanıdır, vardır. Şimdi burada önemli olan soru şu, benim bir makalem, bunu da Almanya'da Würzburg Üniversitesi'nde sunmuştum. Özeti şuydu: yapılan, iddia edilen soykırım Mayıs ayında başlar, Kasım ayında biter. 5 aylık bir tehcirdir bu. Yani Ermenilerin yer değiştirmesi 5 ay sürer. İddia edildiği gibi 1,5 milyon kişinin öldürüldüğü iddia edilir. 1,5 milyon kişi. 1,5 milyon kişiyi 150'ye bölün, 10 bin kişi eder. Bu da demektir ki Osmanlı her gün 10 bin Ermeni'yi öldürmüştür. Her gün 10 bin Ermeni'yi öldürmüş demektir. 10 bin Ermeni'yi gömmek için sizin bir futbol sahası kadar bir alanı 2 metre kazmanız gerekir. Şimdi 1915'i konuşuyoruz Mert Bey. Ne dozer var, ne şiro var, ne kamyon var. 1915, harp koşulları. Siz bir futbol sahası kadar alanı 150 gün her gün kazacaksınız ama. Bir gün değil, iki gün değil. 150 gün müddetten 150 tane futbol sahasını 2 metre kazacaksınız. 10 bin kişiyi öldürecek olan kurşunu temin edeceksiniz. 10 bin kişiyi hiçbir tane canlı kalmamak kaydıyla öldüreceksiniz. Gömeceksiniz, örteceksiniz. Bunun için sizin en az 2-3 bin kişilik bir kazıcı, örtücü kuvvete ihtiyacınız var. Evet. Şimdi bu 150 gün devam etti. 150 tane futbol sahası büyüklüğünde toplu mezar var. Ama işin ilginç yanı, bir, bu toplu mezarları bugüne kadar hiç kimse bulamadı. Evet. Nerede bu toplu mezarlar? Ben çok merak ediyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın kemiklerine ulaşmak üzere bugünkü teknoloji. Madem böyle bir iddia varsa niye bir tane bile toplu mezar bulunamadı? En önemli sorulardan bir tanesi ve yanıtı bu da yok. Benim makalemde ilk defa bunu ben yayınlamıştım. Evet. 2004 yılında. İkincisi, bakın Mert Bey, ikincisi 2000 kişinin, yaptığım hesaba göre 2000 kişinin her gün bunları kazması lazımdır. Bu 2000 kişi içinde hiç mi bir tane gammaz yoktu? Hiç mi bir tane kalleş adam yoktu? Hiç mi bir tane parayla satın alacak adi adam yok muydu ki kendisini tutsunlar ve desinler, işte biz burayı kazdık, 10 bin kişi burada yatıyor. Öyle biri de çıkmadı ortaya. Yani bu Ermeni olaylarının, Ermeni iddialarının nasıl hayali olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer siz bir cinayet işlerseniz
ceset bulunduğu vakit suçlu durumuna geçersiniz. Eğer öldürdüğünüz kişi bulunamıyorsa sizi mahkeme suçlayamaz. Polis de suçlayamaz sizi. Evet. Bu genel kuraldır. Evet. 1,5 milyon kişi öldürülmüş. Bosna'da, Srebrenica'da 8 bin kişi öldürüldü. Sırplar 8 bin tane Bosnalıyı öldürdüler. 3 kere farklı farklı yerlere gömdüler. Mert Bey sırf takip edilemesin, sırf bulunamasın toplu mezar diye. Ama eninde sonunda çok ilginçtir, mavi kelebekler sadece insan cesetlerinin olduğu yere kondukları için mavi kelebeklerden toplu mezarları buldular. 8 bin kişinin toplu mezarı bulunuyor ama 1,5 milyon kişinin 150 tane futbol sahası büyüklüğünde yer tutan 1,5 milyon kişinin toplu mezarı bulunamıyor. Sizce bu garip değil mi Mert Bey? Yani yola bu Ermeni iddialarının ne kadar hayal ürünü olduğunu, ne kadar yalan dolan olduğunu, Morgenthau'nun kitabının nasıl düzmece olduğunu ortaya koyan belgelerdir bunlar. Bunlar Şükrü Server Aya Bey var. Allah kendisine uzun ömür versin. Çok iyi bir abimizdir. Robert Kolej mezunudur. Yaklaşık benden 10-12 yaş büyüktür. Bu konuda muhteşem eserleri var. Ve Şükrü evet. Server Bey'in kitapları hepsi yabancı basından alınmış belgelere dayalı. Osmanlı evraklarına değil. Evet. Yabancı basından aldığı mesela Relief Report var. Rahatlatma raporu 1919'da Amerika Senatosu'nun gönderdiği bir ekip tarafından yazılmış Relief Report var. O raporda senatoya verilen raporun içinde böyle bir şey yok. Ermenilerin katliama, soykırıma uğratıldıklarına dair bir tek kelime yok. Niye yok? Çok merak ediyorum. Size bir de şunu soralım ve kapatalım. Aslında tehcir kanunuyla ilgili yine özetlenmiş bir başka video da var. Biz, o da hazır. Bir hafta biz bu konuyu ayıralım. Tek başına ben bu size konuya. Aslında bu haftayı ayırmalıydık ben ama. Ben size inkar edilemez belgeler getireceğim. İnkar edilemez bilgiler vereceğim tüm seyircilerimize. Evet. Ne kadar bu Ermeni iddialarının nasıl yalan dolan olduğunu, bu Ermeni iddialarıyla ilgilenen kişilerin bu Ermeni örgütünün yılda 2 milyar dolar topladığını, bunun parasal bir düzen olduğunu, bu 2 milyar dolardan her yıl Amerikalı zengin Ermenilerden toplanan bu paraların nasıl harcandığını, kime gittiğini, nasıl bir sektör oluştuğunu, bu sektörün niçin devam ettirilmesi gerektiğini bir gün program yaparsak ben anlatacağım. Bence burada yapmalıyız hocam. Şimdi tehcir kanunu ile ilgili yine hazırlanmış klibi girelim. Görelim. Bu arada izleyenlerimiz biz bu videolara Ermeni iddiaları ile ilgili aslındaki asıl gerçeklikleri belgeleriyle beraber bu video klipleri nereden izleyebiliriz diyebilirseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenmiş çok başarılı arkadaşlarımız var. Factcheckarmenia.com adlı sitede tam 6 dilde bu belgeler, bu video klipler hazırlanmış. Biz de bu hafta boyunca 101. yıl dönümü dolayısıyla Ermeni iddialarının, daha doğrusu olaylarının gerçeklikleri anlatmak istedik. Bu videoları hazırlayan arkadaşlara bir kez daha teşekkür ederim, Amerika'daki dostlarımıza. Ve şimdi tehcir kanunu ile ilgili hazırlanmış videoyu kısaca ekranlarınıza getireceğiz. Ve aynı zamanda da o bizim kapanışımız olacak. Haftaya bir başka Kıbrıs Üçgeni'nde yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Tehcir Kanunu, Osmanlı'da iç savaş çıkartan Ermeni isyancılarının yarattığı trajediyi en aza indirmek için çıkartılmıştır. Özellikle Ruslardan güç alan Ermeniler, Osmanlı toprakları dışında Hınçak ve Taşnak örgütlerini kurdular. Her iki örgütün faaliyet amacı, Anadolu'da bir iç savaş çıkartarak Büyük Ermenistan Devleti'nin kurulmasının önünü açmaktı. İç savaşın yolu, isyanlar çıkarmaktan geçiyordu. İsyanlar yerel çetelerle başlayıp dev boyutlara ulaştı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı ordusunda bulunan Osmanlı Ermenileri firar edip Ruslara istihbarat desteği ve kılavuzluk da yaptılar. Ayaklanmalar ve saf değiştirmelerle birlikte Osmanlı, can kaybının artması ve elindeki şehirleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ermeni isyancılar amaçlarına ulaşmış, savaşın içerisinde ayrı bir iç savaş başlatmışlardı. Osmanlı Devleti böyle bir duruma daha fazla kayıtsız kalamazdı. Önce Ermenileri örgütleyen Taşnak ve Hınçak örgütleri kapatıldı.
30 Mayıs 1915'te tehcirin nasıl uygulanacağına dair esaslar hazırlandı ve sonrasında tehcir kanunu çıkartıldı. Tehcir kanununun çıkartılmasının amacı, can kayıplarının artmasını önlemek ve cephede savaşan askerlerin arkasında yaşanan iç savaşı durdurmaktı. Tehcirle, savaş alanında veya bu bölgelere yakın olan yerlerdeki Ermenilerin cephe haricindeki bölgelere gönderilmeleri amaçlandı. İç savaşın olmadığı, isyanların çıkmadığı yerlerdeki Ermeniler tehcire tabi tutulmadı. Ayrıca savaş bölgesindeki Katolik ve Protestan Ermeniler, hastalar ve amalar, askerler ve aileleri, memurlar, devlet görevlileri, tüccarlar, sanatkarlar ve yetim çocuklarla dul kadınlar tehcire tabi olmadılar. Tehcir süresince Osmanlı Devleti Ermenilere refakat edecek güvenlik güçleri görevlendirmiş, görevini yerine getirmeyenleri ve kötüye kullananları cezalandırmıştır. Yeni yerlerine ulaşana kadar Ermenilerin can ve mal güvenlikleri sağlandığı gibi tüm ihtiyaçları da karşılanmıştır. Ayrıca Ermenilerin geride bıraktıkları malların korunması için birçok tüzük ve genelge çıkartılmıştır. Osmanlı Devleti, tehcir öncesi ve sonrası Ermeni nüfusunu takip etmiş ve kayıt altına almıştır.